Bu videoda ağırlıklı olarak hata ayıklama, yani yazılmış bir algoritmanın içerisinde hatalı olan kısmı bulup doğrusuyla değiştirme konusunu işlemeye çalışacağız. Dokuzuncu konu kısa olduğu için onu da bu videoda işliyorum. Burada bir test var. Bu resim hangi programda yapılmış olamaz? Hangi programda? Şunlar bir program, bir algoritma. Şu işaret bulunduğu kareyi, içerisinde bulunduğu kareyi siyah boyuyor. Şu işaret bir sonraki kareye geçiyor. Bu bir aşağıya kareye geçiyor. Şuradaki yıldız da algoritmanın başladığında şu karede bulunduğunu ifade ediyor. Bakalım burada bulunduğu yeri karalamış, siyah, doğru. Bir sağa, bir aşağıya inmiş, karalamış. Bir sağ, bir aşağı karalamış, doğru. Sonra bir sağ, bir aşağı, bir sağ, bir aşağı inip karalamış. Bu algoritma doğru. Bizden yapılmış olamaz diyor. Bir alttaki algoritmaya bakalım. Bu algoritma bu şekli oluşturuyor. Şu algoritma ne yapıyor? Bir sağa bir aşağıya karala, bir sağa bir aşağıya karala, iki geri, iki yukarı karala. Şu algoritmada da önce bu, sonra bu karalanıyor. Sonra iki geri, iki geri ve iki yukarıya çıkarak şu noktayı karalıyor. Bu da bu resmi çiziyor bu algoritmada. Biraz daha uzun bir yöntemle. Şuna bakalım. Karala birinciyi. Bir sağa bir aşağıya karala. Bir sağa bir aşağıya bir geri karala. Sonuncu algoritmada şurayı karalaması gerekirken şurayı karalıyor. Bu algoritma bu resmi çizmez. Bir sonraki etkinliğe geçtik. Hangi resim program ikincisi hata içermez? Bakalım. Yine aynı şekilde bu noktadan başlıyor algoritma. Birinci başladığı yeri karalıyor. Bir sağa geçiyor. Burada bir boşluk var. Bu hiçbir işlem anlamına geliyor. Boşluk olmasa da olur. Karala. Yani bir sağa geçti ve burayı karaladı. Sonra bir sağa bir yukarı geçti ve karaladı. Bu bir hata içeriyor. Şuradaki boşluk bir birim daha ileri gitmek anlamında değil. Orada bir yanıltmaca var. Bakalım buna. Karala, bulunduğu kareyi karalıyor. Bir sağa geçiyor. Bir aşağıya geçiyor. Bir sağa, bir aşağıya. Bir sağa, bir aşağıya. Bir sağa, karala. Bu da bir hata içeriyor. Şuraya ulaşmadan buralarda bir yeri karalamış oluyor. Karenin dışına çıkıyor. Şuna bakalım. Karala, sağa aşağıya karala, sola aşağıya karala. Evet, bu buradaki algoritma buradaki şekli oluşturuyor. Şimdi asıl konumuza geçelim. Hata ayıklama. Burada bazı bilgiler vermiş. Hızlı bir şekilde okuyalım. Programlardan hata ayıklamayı hiç duydunuz mu? Neyin çalışmadığını bulmanıza denir. Hata ayıklarken önce hatayı bulursunuz, sonra düzeltirsiniz. Yani ortada bir iş var, bir işlem var, bir iş yapılması gerekiyor ve bir algoritma yazılmış. Ama o algoritma çalıştığı zaman o işi yapmıyor. O zaman ne yaparız? Hatanın nerede olduğunu tespit edip algoritma içerisinde onu çıkartıp yerine doğru olan algoritmayı ekleriz, kod bloklarını ekleriz ve tekrar çalışır hale getiririz. Buna hata ayıklama deniyor programlamada.
Çalışma alanında zaten bazı bloklar var. Çalışma alanı dediği şurası. Adım adım ilerleyeceğiz ve bloktan üzerine de geçeceğiz. Böylece her bir bloğun yapılması gerekeni yapıp yapmadığını göreceğiz ve gerekirse düzelteceğiz. Evet. Dediği şey, algoritmamız adım adım, yani her bir kod bloğu tek tek sırayla çalışıyor. Burada adım adım çalıştırma komutuyla tek tek çalıştırıp hangi satırın, hangi kod bloğunun hatalı olduğunu tespit edeceğiz diyor ve düzelteceğiz diyor. Görünüşe göre bizim problemimiz burada. İlerle bloğunda bir tane derler bu. Adım adım düğmesi hatayı bulmamıza yardım eder. Böylece hatayı düzeltiriz. Evet, buradaki bize verdiği bilgi hata ayıklama hakkında bilgi verdi ve nasıl ayıklayacağımız konusunda bir ipucu verdi. Birinci etkinliğe bakalım. Bu bloklar gerçekten beni dinlemiyor. Bütün balları yapıp ve bütün nektarları toplamak için hataları düzeltti. Şimdi burada bir algoritma var. Burada da bizden yapılmasını istenen bir iş var. İş ne? Bu arının çiçeğe ulaşması ve nektarı toplaması. Şimdi bir hata varsa algoritmamda ne yapıyorum? Adım adım çalıştırıyorum. Yani satır satır. Bir kere bastığımda üzerinde sarı olan yer çalıştı. Bakın buradaydı arı. Bir adım ilerledi. Bir birim. Şurada kareleri görürsek her bir kare bir birim. Bir kareden diğerine geçti. Bir adım daha atıyorum. Sarı olan işlenen kod bloğu. Bir adım daha atıyorum. Nektar sadece bir çiçeği alıyor. Ve sonra nektar al. Yani çiçeğin üzerine daha gelmeden nektar al komutunu uygulamaya çalışıyor ve bir hatayla karşılaşıyoruz. Yapmamız gereken şey, hatayı tespit ettik. Bir birim eksik kalıyor. Bir birim daha ilerlemesi lazım nektar al demeden önce. Nektar alı algoritmadan kopartıyoruz. Bloklardan bir adım daha ileri gidecek kod bloğunu alıp ekliyorum ve araya eklediğim kod bloğunu tekrar çalıştırıyorum. Evet, bir adım daha. Yeni eklediğim kod bloğu sayesinde bir adım daha gidiyor ve nektar alıyor. Evet, tebrikler, tamamladık ama sadece 4 blok kullanmış olabiliriz. Tekrar deneyelim. 4 blok kullanmış olabiliriz. Şimdi burada ilerle komutunu 4 kere arka arkaya yazdık. Bize 3 tane yazılı verdiği için ona dikkat etmedik ama böyle durumlarda ne yapıyorduk? Döngü kullanıyorduk. Döngüyle bu komutu 4 kere işle diyecektik. Yeniden başlat bakalım. 1 2 3 4 ve nektar. Evet. Benden istenen şekilde etkinliği tamamladık. Evet, burada ikinci etkinliğe geçtik. Adım adım çalıştıralım bakalım. Bize verilen algoritma ne yapıyor? Bir adım ileri, nektar al. Bir adım ileri. Sonra bir adım ileri. Tekrardan. Ne oldu? Buraya bu noktaya ulaştıktan sonra gidecek bir adım daha mesafe yoktu. Ama biz buraya iki kere ilerle konulmuş. Ve bu iki kere ilerle yüzünden duvara çarptık. Olması gereken şey burada. Yeniden başlatıyorum. Kod açıldı. Kopartıyorum burada. İlerlelerden birini çöpe atıyorum. Ve tekrar bakıyoruz. Bu sefer oldu.
Evet. Yine dikkat etmedik. Yine dikkat etmedik. Burada kendini tekrarlayan bir iş vardı. Neydi o? İlerle nektar al, ilerle nektar al. Demek ki biz bu ilerle nektar al komutunu bir döngü içinde iki kere tekrarlarsa şuna ihtiyacımız olmaz. Bundan sonraki etkinliklerde döngüyle yapılıp yapılamayacağına dikkat edersek tek seferde çözüme ulaşırız. Bu bloklar gerçekten beni dinlemiyor. Bütün balları yapıp ve bütün nektarları toplamak için hataları düzelt. Bakalım adım adım ilerleyeceğiz. İlerle bir. Nektar al, doğru. Sağa dön. İlerle. Sağa dön. İlerle. Evet. Başarız. Nerede hata oldu? İlerle dedikten sonra burada sola dön. İlerle olması gerekiyordu. Bir daha yapalım. Çiçeğin rengi geldi. Nektar aldı. Sağa döndü. İlerledi. Şurada sağa dönmek yerine saat yönünde dönmek yerine saat yönünün tersine dönseydik, dönersek ilerle dediğim zaman aşağı gidecek ve nektarı alacak. Evet. Şunun sola dön olması gerekiyor. Peki bu algoritma bir döngüyle yapılabilir mi? Nektar al, sağa dön, ilerle. Sola dön, ilerle. Nektar. Şöyle yapalım. Bir çalıştıralım. Eğer bana derse ki bu döngüyle de yapılabilir, üzerine biraz daha düşünürüz. Evet, döngüyle yapılabilir demedi. Bu şekilde geçtik etkinliği. Tek bir kodda ki bir parametreyi değiştirmemiz yetti. Bu etkinliğe bakalım. İki adım ilerle. Sola dön. Saat yönünün tersine doğru. Bir adım ilerle. Nektar al. Sola dön. İlerle. Evet. Bir kere burada iki kere nektar almamız gerekiyordu. Burada da sola dönmek yerine sağa dönmemiz gerekiyordu. Burada iki tane hata var. Yeniden başlatalım. Şunu sağa dön diyeceğim. Bir şuraya bir nektar al ekleyeceğim. Bakalım birbirini tekrarlayan bir şey var mı? Şöyle yapabiliriz. İlerle. Şurada iki tane ilerle var. Şurada da nektar al var. İki tane. Bunları döngüye koyabiliriz. Tabii ikiden fazla olsa döngü daha çok işe yarar. Çünkü döngü de bir satır kod olduğu için burada yine iki satır kod yazmış oluyorum. Ama döngüyle kullanmak için döngüyü kullanmayı her zaman hatırlamak için döngü kullandım. Bakalım ne olacak.
Daha önce iki etkinlikte döngü kullanmamız gereken yerlerde döngü kullanmamıştık. Bakın iki kere nektar aldı. Sağa döndü, ilerledi, nektar aldı. Evet, burayı da tamamlamış olduk böylece. Beşinci etkinliğe geçiyoruz. Bu bloklar gerçekten beni dinlemiyor. Tüm balları ve tüm nektarları toplamak için hataları düzelt. Şimdi çalıştır ve adımı kullanabilirsin. Şimdi çalıştır da açılmış. Bize yazdığı algoritmaya bakalım. 5 adım ilerle. 5 birim ilerle ve nektar al. Şuradan bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 birim ilerlerse buradaki ağaca çarpıyoruz. Nektar al komutunun 1, 2, 3, 4 birim ilerledikten sonra uygulamam gerekiyor. Çalıştıralım. Görelim hatayı. Adım adım çalıştırmıyorum. Bakın her bir kare bir birim. Ağaca çarptı. Yapmam gereken şey bunu 4 olarak değiştirmek. Adım adım çalıştırmayacağım. Direkt çalıştırıyorum. Görünüyor zaten. Yine aynı şeyi söylüyor. Bloklar beni dinlemiyor. Yani bu işi yapmıyorlar. Yapmıyorlar diyor. Çalıştıralım bakalım ne yapıyorlar. Evet. Şimdi ne oldu? Arı buradan bu noktadan şu noktaya gitti. Halbuki şu noktaya gitmesi gerekiyordu. Yani bir birim daha sola doğru ve bir birim daha yukarıya doğru gitmesi gerekiyordu. Şurada iki tane ilerle var. İlerle kodu. Onun 3 olması lazım. İlk önce bu tarafa doğru gidiyor 2 kere. Onun ilerlenin 3 olması gerekiyor. O 3 olduğu zaman arı nereye gelmiş olacak? Şu noktaya gelmiş olacak. Bir kodu düzelttik. Şu sütuna geldik. Şimdi şu satıra ulaşmak gerekiyor. Yani bir birim daha ilerlemesi lazım. Şurada ilerleyen kod da şu. 4 kere ilerliyor. Buradan 1, 2, 3 ve 4. Ama bunun 5 olması gerekiyor. Buradaki döngüdeki 4 sayısını da 5 yaparsak etkinliği geçmiş oluruz. Yedinci etkinlik. Bakalım burada yine bir hata var yazılan algoritmada. Çalıştıralım bakalım neyi eksik yapıyor. Çiçekte 5 nektar vardı. Ne yaptı? 4'ünü aldı. 1 nektarı bıraktı. İlerle dedi 2 kere. Sonra nektar almaya başladı. İlerle dedi. Doğru yere geldi. Çiçeğin üzerine geldi. Ama 5 yerine 4 nektar aldı. Bunun 5 olması gerekiyordu. Sonra da bal yapmaya başladı bunun üzerinde. Bakın buradaki döngüye göre bal yapıyor. Arada hiçbir hareket komutu olmadığı için aynı yerde. Halbuki bir birim ileriye gitmesi gerekiyordu bal yapması için. Ve balı da buradaki kapasitesi 5 olduğu için ve 5 tane nektara sahip olduğu için 5 kere yapması gerekiyordu. Sekizinci etkinliğe geçiyoruz. Burada yine bir
hatalı bir algoritmamız var. Çalıştıralım, nasıl bir hatamız var? Evet, bir hata verdi. Ne yaptı? Buradaki çiçeklerdeki nektarları almadan direkt en sona kadar ilerledi. Yapması gereken şey neydi? Bir birim ilerleyip nektar almak ve bunu 3 kere tekrarlamaktı. Şurada ilerle, 3 kere yazılan ilerle. Aslında ikisini çöpe atıyorum. Bir kere yazılsaydı ilerle nektar al ve bunu 3 kere tekrar etseydik. Adım adım yapalım bu sefer. Çalıştıralım doğru olanı. Döngüye girdi. Döngü ne yapıyor? İçindeki kod bloğunu 3 kere çalıştıracak. Burada 3 yazdığı için. Birinci adım ilerle. Çiçeğin üzerine geldim. İkinci kod çalışıyor. Nektarı aldım. Sonra döngü tekrar ikinci kez çalışacak. Sonra bir de son kez çalışacak. Ne yaptı? İlerle nektarı al. Son kez çalışıyor. İlerle nektarı al. Dokuzuncu etkinlik. Burada ne yapmış? Çalıştır bakalım. Hata verdi. Niye? Çünkü burada bir çiçeğin üzerinde ve ilk çalışan komut bal yap. Bal yap. Bunun nektar al olması gerekiyordu çiçeğin üzerinde. Çiçeğin üzerindeyken işlenen komutun nektar al olması gerekiyordu. Bal yap, petek üzerindeyken. Peteğe bal yapmak için kullandığımız komut. Çalıştıralım bakalım. Başka hata var mı? Hata oldu. Burada sola döndükten sonra şu noktaya gelip sola döndükten sonra yukarıya doğru baktıktan sonra önümde 3 tane petek var ve benim de 3 tane çiçekten aldığım nektarım var. Bunu ilerle bal yap, ilerle bal yap, ilerle bal yap şeklinde, ilerle bal yap şeklinde 3 kere tekrar etmem gerekiyor. Burada ki döngüde bu 4 olarak yazılmış. O yüzden en son peteğe bal yaptıktan sonra bir ileriye daha gitmeye çalışıyor ve duvara çarpıyor. Şimdi onu 3 yaptığımıza göre çalıştıralım tekrar. Evet, ikinci hatayı da düzelttik ve böylece etkinliği geçtik. 10. etkinliğe bakalım. Yine algoritmanın istenen işi yapmadığını ve yapması için hataları düzeltmemizi istiyor bizden. Çalıştırıp nasıl bir yanlış yaptığını görelim. Doğru gidiyor. Doğru gidiyor. Evet. Bu noktaya kadar doğruydu. Yani birinci döngü şu 3 çiçekten nektar alıyor. Sonra saat yönünde dönüyor aşağıya doğru bakıp 4 çiçekten nektar alıyor. Sonra sağa doğru dönüyor. O da doğru. Sağa doğru dönmesi. Saat yönünde dönüyor ve peteklerin olduğu yöne doğru bakıyor. O da doğru. 5 kere 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. O da doğru. İlerliyor. En sonunda bal yap komutu uygulamış. O yüzden bal yap komutu döngünün dışında olduğu için 5 kere ilerliyor ve son peteğe bir tane bal yapıyor. Halbuki yol üzerinde
Her birinde bir petek var ve bizim her peteğe bal yapacak kadar nektarımız vardı. Bu bal yap komutunu kopartıp döngünün içine ilerle dedikten sonra bal yap. İkinci satır olarak bal yap komutunu ekleyip tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde 10. etkinliğimize geçtik. 11. etkinlik değerlendirme. Yine yazılan bloklarda bir hata olduğunu söylüyor ve hatayı bulmamızı istiyor. Çalıştıralım. Arımız bu noktaya geldi. Bu algoritmayla. Halbuki gelmesi gereken şu noktaydı. Adım adım çalıştıralım. Bir döngü var. 3 kere ilerleme komutu var. Sonra ne yapıyor? Sağ dönme var. Bir sonraki adım sağ dönme. Şimdi bu komutun 4 kere işlenmesi gerekiyor şu noktaya ulaşmak için. Çiçeğe ulaşacağım. 4 kere işlenmesi gerekiyor. Sağa döndü, aşağıya yöneltiyor. Demek ki sola dön. Saat yönünün tersine dönmem gerekiyor. Bu komut da yanlış. Sola döneceğim yukarıya doğru ve ilerlediğimde çiçeğin üzerinde olacağım. Daha sonra 5 kere nektar al komutunu tekrarlamış. O doğru. Çiçeğin üzerine geldikten sonra çiçeğin içerisinde 5 tane nektar var. Döngüyle o nektarların hepsini toplayacağım. Yeniden başlatıyorum. Tespit ettiğim hataları düzeltiyorum. Bunun 4 olması lazım. Bunun sola dön olması lazım. Ve tekrar çalıştırıyorum. Böylelikle bu konunun da sonuna geldik.